Batu, ne yapacağız oğlum saçları? Ya bir anları toplayalım artık. Nasıl tamam toplayalım da nasıl toplayacağız? 2 numara, 3 numara. Yanları 3 alacağız yani. Üç iyi değil mi? Valla sen biliyorsun oğlum, 3'le de alırım. İstersen 4'le de alabilirim, fazla kısalmasın istiyorsan. Fazla kısalmasın. O zaman biz 4'le girelim oğlum. Gençler, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri ben video çekmiyordum, değil mi? Evet. Bayağı uzun bir süre oldu. Artık bir saç kesimi videosu atalım. Şöyle böyle fade tarzı falan bir kesim yapmayacağız. Aslına bakarsanız böyle klasik bir kesim yapacağım. Böyle bir yanları dörtle toparlarız. Hafif izleri kaybederim. Üzerine de biraz makasla toparladık mı? Batu ile olan aşkımız buraya kadar son bulacak artık. Batu, yukarı mı çıkayım, aşağıdan mı? Abi sen biliyorsun ya. Sana bırak. Hiç karışmadı ya yani. İyi tamam. Şimdi gençler gördüğünüz gibi 4 numaraya çok fazla yukarıya çıkmadan şu noktadan bir alalım. İlk önce bir çerçeve kesip çerçeveyi kuralım şöyle bir. Böyle çok fazla yukarı gelmeden şöyle aşağı doğru bir estetik model. Onun için buradan soldan makinenin uç tarafını kullanarak şöyle alırsak bu saçı gelişini böyle ayarlayabiliriz. Bunu böyle bir alalım. Bu tarafı da böyle alalım. Şimdi buraları böyle aldık. Gene sol tarafı kullanıyoruz 4 numarayla. Ondan sonra gene bu ovalliği verebilmemiz için bu sefer sağ tarafa şuradan girerek yukarı doğru kaldırıp buradan şu ovalliği veriyorum saça. Bu sistemle tekrar gene makinenin sağından devam ederek böyle böyle gidiyoruz. Bu arada gençler, hayat nasıl gidiyor? Onu hiç sormadım ben size. İnşallah iyi gidiyordur. Ben gördüğünüz gibi işte dükkanı hafiften bir yenileme falan filan yaptım. Daha güzel bir tatlı bir dükkan yaptık. Ondan sonra bakalım işlerimiz tıkırında gidiyor. Aslına bakarsanız çok da tıkırında değil ama Allah bereket versin gene. Bugünümüze şükür diyoruz. Gençler 4 numarayla aldık. Batu, yanları daha çok incelteyim mi oğlum bukleri? Yoksa bu uzunluk iyi mi? Bence bu uzunluk iyi. İyi mi? İyi, tamam gülüm. Şimdi gençler, yanları 4 numarayla aldık. Batu'nun da dediği gibi artık inceltme yapmayacağım. Şimdi bir enseleri ve favorileri ayarlayalım. Şimdi şuradaki fazlalıkları bir alalım ilk önce. Makinenin şu ucunu kullanarak burayı böyle bir çizelim. Ondan sonra şuradaki fazlalığı böyle bir alalım. Bu şekilde. Hatta durun. İsmail Yıldırım var benim kardeşim, Adana'dan. Bana bu ense kenarlarıyla favorileri nasıl alacağız diye bana yazmıştı. İsmail, iyi izle kardeşim. Bakın şimdi İsmail, favori boyunu aynı bırakacağız mı oğlum? Kısaltmıyoruz. İsmail'cim, şimdi favorinin nereden alacağına bağlı olarak çizgini çekiyorsun mesela. Bununki şurada. Ucunu böyle alıyoruz. Burayı böyle. Noktayı favori ve şu kulak memelerin hizasından alıyorsun. Burayı böyle aldık. Ondan sonra şu kulak etrafı. Kulak etrafına geldiği zaman kulağı aşağı doğru çekerek burayı alabilirsin. Ondan sonra şu hizadan çok fazla içine girmeden, içeri girmeden makinenin ucunla şu sistemde alabilirsin kardeşim. Ondan sonra burayı böyle alıyoruz. Buradan burayı çeviriyoruz. Tekrar makineyi terse çevirip şu fazlalığı kılları alıyorsun. Ve buradaki işlem bu kadar kardeşim. Buradan Adana'ya da selamlar. Ondan sonra enseye geldik. Orayı çizdik. Buraya geldim. Burayı da güzelce bir çiziyorsun. Sonra şöyle alarak ensenin işini tamamlamış oluyorsun kardeşim. Gene aynı sistem, bu tarafa da gelelim. Burayı böyle aldık. Burayı da böyle güzelce çizdik. Sonra bak ucunu şuradan toparladın. Ondan sonra
Birinci kademe olarak şurayı alıyorsun böyle çok fazla girmeden. Ondan sonra kulağı tutup saçı aşağı indiriyorsun. Ve şu etrafını temizliyorsun. Ondan sonra makinenin diğer tarafıyla şurayla burayı aldıktan sonra buradaki işlemi de bitirmiş oluyorum. Sonra burayı güzelce çiziyoruz. Bu sistemle aşağı doğru. Ve ensenin işini böylece bitirmiş oluyoruz. Şimdi gelelim bu enseye natürel yapmaya. Şimdi arkadaşlar, aslına bakarsanız en zor kısma geldik. Neden diyeceksiniz? Çünkü Batu'nun enselerini görüyorsunuz. Bak, bu taraf hem böyle geliyor ve burası yukarı doğru çıkıyor. Yani bu ensenin bitiş noktası şurada. Buraya kadar bizim burayı çok güzel bir inceltmemiz lazım. Ona keza bu taraf biraz daha aşağıda kalıyor. Yani tamamen dengesiz duruş bak. Burası buradan geliyor, burası buradan geliyor. Şuraya kadar çıkıyor. Onun için şimdi buradaki sistemi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Direkt sıfırla gireceğiz. Nereden? Burayı baz almayacağız. Şu noktayı baz alacağız. Direkt sıfırla ovalleştirerek bak direkt girdim. Şu fazlalığın olduğu bütün bölümü alıyorum böylece. Ondan sonra bir numarayı takacağız. Bakın şöyle bir numarayı taktık. Bu makineyi kullanırken bu şekilde değil, şöylemesine yukarıya. Yani bu şekilde bakın. Şuraya bizi kendimize portföy açıyoruz buraya. Bu portföyü şöylece açıyoruz bakın. Gördüğünüz gibi. Hatta hiçbir şey yapmadan bile ense kendi kendine çıkmış bile oluyor piyasaya. Makinenin ucunu kullanarak şöyle yaparak burayı bir numarayla almış olduk. Sonra bir buçuğa yapıyoruz ve bu sefer yaslayarak yukarı kademe veriyoruz. Bakın böylece burayı da ayarlamış olduk. Şimdi ne yapacağız? 1/2'yi takıyoruz. Çünkü neden? Onun bir üstünde iz bıraktık saçta. Şuradaki izi kaybetmemiz lazım. Onun için de burayı hafif bir şekilde yiyerek böylece burayı da yemiş oluyoruz. Çok fazla yukarı çıkmadan bir iki tık attırıyorsunuz. Ondan sonra şurayı ayarlayıp burayı da ayarladık. Gördüğünüz gibi ense çıkmış oldu. Ensenin alt tarafı çıkmış oldu. Şimdi ne yapacağız? Buradaki izleri kaybedeceğiz. En dipteki izi. En dipteki izi de iki tık. Çok fazla yukarı çıkmadan bakın. Sadece bulunduğu bölgede vuruyorum makineyi. İzin olduğu yere vuruyorum. Şimdi kapatıyoruz komple ve çok hafiften şöyle yaparak buraya yerliyoruz. Ondan sonra komple aşağı indirip yarımı bu sistemde de burayı alarak buradaki izleri tamamen kaybetmiş oluyorsunuz. Olay bu kadar gençler. Ondan sonra dibinde çok az bir iz kalıyor ya. Şu nokta var ya bak. 2 tık. 3 tık oldu. 2 tık. Makinenin ucu ve sağa doğru kullanarak ondan sonra tekrar üstüne alıp şurayı hafiften
yediğiniz zaman enseyi tamamen ayarlamış oluyorsunuz. Ve sistem bu kadar gençler. En son şuradaki altlardaki izler var ya, en altındaki şu bıraktığımız izler. Burayı da, şu saçları da buradan aldığımız zaman bu enseyi böylece toparlamış olursunuz. Evet, şimdi gelelim makas kesimine. Şimdi bir saçı ıslatalım mı? Çok güzel değil mi ya? Bak, bir kere basıyorum böyle kendi kendine atıyor. Şelale gibi. Şimdi gelelim makas kesimine. Saçı aldık. Bakın, saçı aldınız ve uzun kısa hepsi çıkıyor. Şöyle alarak iz bırakmadan ilk önce buradaki portföy yapmış oluyorsunuz, bakın ki belli oluyor. Aldınız, bak. Saç kıvırcık. Dikkat edin, bu saçlarda taraktan kaçırmayın saçı. Önemli bir husus. Şöyle yukarıya doğru hafif sistem vererek bu şekilde buraları hallediyorsunuz. Ondan sonra buraya gelip tekrar, yani kılavuzunuzu en baştaki saçtan alıyorsunuz. Buralar şimdi Batu'nun kafa yapısı. Burası çok kemikli. Buraları hafif dolgun bırakıyorum. Çok minik ama. O kadar çok fazla değil. Eğer ki dolgun bırakmazsam oradaki şu parietal kemik ortaya çıkabilir ve o zaman çok kötü bir görüntü oluşur saçta. O yüzden böyle çok hafif bir şekilde şuraya bu düzlüğü vermemiz gerekiyor. Merhabalar. Merhaba kardeşim. Randevuyla mı çalışıyorsunuz? Ne zaman geleceksin? Şimdi. Tamam, o zaman bekle kardeşim. Saç ne kadar yapıyorsunuz? Saç 150 kardeşim. Arkadaşım da gelecek. Olur. Saç 150. Saç sakal 200 kardeşim. O da çok iyi. Sağ ol kardeşim. Evet gençler, bu sistemden şöyle giderek devam ediyoruz. Şimdi bu noktaya gelip buradan şuraya ayarlayıp çok fazla yukarı çıkmadan şöyle ayarlıyorsunuz. Buradaki izler de kalmayacak. Çok fazla yukarı da çıkmıyorum zaten. Şu şekilde alarak burayı böylece ayarlamış oluyorsunuz. Şurayı da bakın, tek bir hamlede fazla yukarı çıkmadan saça şu katı bu şekilde verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yanlar bu sistemde. Burayı dolgun bıraktım. Çökertmedim saçı. Şimdi gelelim en önemli noktaya. Üstlere. Evet Batu. Üstleri ne yapacağız oğlum şimdi? Üstleri çok kısaltmadım. Hafif toparlayayım mı? Tamam. Gençler, şimdi üstleri hafif toparlayacağız. Bizimki böyle kıvırcık kıvırcık seriyor. Biraz daha ıslatalım saçı. Saç kıvırcık ya. Bu sefer
saçın arasında bozulmalar olabilir elinize aldığınız zaman. O yüzden mümkün olduğunca ıslatabilirsiniz saçı. Kıvırcık saçlarda özellikle. Şimdi kılavuzu alalım mı? Şimdi en önün kılavuzunu alalım. Şurayı aldık. İyi mi oğlum? Şimdi bakın. Şu en önün kılavuzu. Bakın çıkıyor. Hafif çaprazlama kesiyorum. Saç daha iyi şekil alabilsin diye. Mesela bu taraftaki uzunluğu bırakıyorum. Kılavuzu bakın. Buradan alarak şu noktada bırakıyorum. Tekrar öne alıyoruz saçı. Tekrar en öne geliyoruz. Bakın çekin çekin saçı böyle. Bakın çıkıyor. İkinci adım. Çektiniz. Fazlıklar çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi çapraz saç kesimi, bakın en öne aldık. Çek 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 çek. Gördünüz. Bakın buraya artık tık şu fazlalığı aldım bak. Burayı aldıktan sonra bu sistemi böyle halletmiş oluyoruz. Adım adım step by step olarak gidiyoruz bakın. Makas ve tarağın kombinasyonunu da kaçırmayın. Batu nasıl? Evet iyi. İyi mi? Valla öğrenmiş miyim bu işi? Estağfurullah. Yaşar görüyorsunuz. Tekrar baba. Hop. Hop tekrar alıyoruz. Bakın hop neler çıkıyor. Böyle böyle. Bu işlemde. Şimdi buraya geldik ya bak. Burada artık dik atacağız makası. Böyle. Artık oraları çapraz atmamamız lazım. Bakın. En ön çapraz. Burası da böyle. En arkaya geldiğiniz zaman dik. Çünkü buraları da çapraz olarak atarsanız saçın model verirken yapısı bozulabilir. Orayı biraz daha normal düz kesime yakın bir tarzda keseceksiniz. Misal şimdi bundan sonra bu tarafa doğru çekeceksiniz saçı. En köşeye doğru geldiğiniz için. Buraları alıyorsunuz ya. Bakın çıkıyor ya. Şöyle alacaksınız ki bu noktadan düzelteceksiniz saçı. Kalkıp da bunu buradan alırsanız şu kesimde olur. O da olmaz. Bunun için saçı sağ tarafa doğru çekmeniz lazım. Aldınız. Bak. Hop. Sistemini böyle ayarlayacaksınız. Şöyle çıktığınız zaman bak çıkıyor. Böylece bozuk ve uzun olan taraf çıkıyor. Evet. Batucuk. Batuş. İyi mi gülüm? Çok iyi. Çok mu iyi? Bayağı. Şimdi
Buraları da böyle aldık ya gençler. Ondan sonra bir düzenleme ve tertipleme yapacağız. Nerede ne uzunluk var, ne kısalık var. Şöyle alacaksınız, bakın zaten çıkıyor saç. Böyle bakarak saçın kısasını ve uzunluğu noktasını ayarlayacaksınız. Batuş, saçları yıkayacağız mı? Gerek yok ya. Gerek yok mu? Eve mi çıkacaksın sen? Aynen, direkt eve. Ha, eve gidiyorum. Fönlemenle kurutmama gerek var mı? Yok ya, böyle daha... Böyle dağınık bırakıyorsun yani. Hı. Böyle kalsın diyor. Gençler, yanlar 4 numara, üstler hafif parçalı bir kesim yaptık. Doğal olarak siz benden hep fel kesimler bekliyorsunuz, böyle sıfırlı katlı kesimler ama... Bu seferki katlı kesimde böyle olsun, 4 numarayla olsun. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Batuş, şuraya bakalım mı? Evet gençler, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni Instagram'dan Halim Altan King Kahve, Salon Halim King Kahve Official olarak bulabilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa bana oradan da yazabilirsiniz. Kestiğiniz saçlar varsa bana modellerini de atın. Bana like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Canım, bak şimdi yengem bizi çekecek galiba. Ne? Gösterge çıksın diyor. Gençler, gösterge de çıksın. Gösterge çıkmazsa olmaz. Geç. Ben iş yaparken. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.